Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda da Volkswagen'e geldik. Volkswagen bayisini gezeceğiz, dolaşacağız. Hadi bakalım, girelim içeri. Artık alıştık bayilere girmeye çıkmayı. Bakayım ne olacak, bilmiyorum. Şöyle kamerayla girelim içeriye. Volkswagen Almanya. Binin bakayım şuna bir. Şuna binin bakayım. Ya dur bakayım ya. Şuna bir hakikaten övdüğün kadar var mı? Bir bineyim bakayım insan. Şunu çek bakayım. Bin. Şöyle çekiyorum, böyle çekiyorum. Bak, insan dediği kadar var. Araba bir kere dolu. Aga, içi daha güzel değil mi sizce? X'e göre. X'e göre daha güzel yani. X'e göre daha güzel. Olarak bak, kalite demiyorum. Daha güzel. Kalite. Ben aşırı derecede X'in daha güzel. Burasının sert. Kalitesi mercedes aslında. Ben bir şey söyleyeyim sana. X serisinde hani alayım, basayım gaza, gazlayayım arabayı, hani oraya tırmanayım falan. Yapılır. Traksiyonlu bir araba duruyor ya. Yani. Evet. Bir de bir şey, X serisinde şurayı beğenmiyorum, X serisinde. Ya orada iki tane yuvarlak havalandırma bir de ekran var. Bu tam böyle bir bütün geliyor halinde. Bir bütün ekran açılıyorsa. İsa güzel olmuş bu araba. Ekran da açılıyor zaten. Bir bütün halinde geliyor falan. Görüyorsunuz arkadaşlar. Alıyorsun. İşte bu bence güzel aga. Basayım mı? Basma. LED buraya baksın. Zaten farları buradan yanıyor. LED farları görüyorsunuz şurada. Vay be. Auto. Işığı kapatın diye uyarı veriyor bir de bak. Kapat. Volkswagen güzelmiş. Dur bakalım bir de diğerlerine bakalım. Bunun jantını beğenmedim. Bunun eski jantı daha güzeldi. Kapılar güzel ya. Kapılıyor. Ya şimdi boş bu fiyata X mi alırım, bunu mu alırım, X alırım. Ben X alırım. Ben hakikaten X alırım şu an fikrim değişti. 250 bin lira ne var? X alırım. Ama bu 3000, o 2000. Bu arada çok boşuysan. 2200 alacağım. Birazcık yardım etsen iyi olurdu ya. Ben bunu beğenmiyorum aga. Tiguan mı? Tiguan'ın arkasını beğenmiyorum. Neyini beğenmiyorsun ya harbiden? Arkasını beğenmiyorum. Arkasını beğenmiyorum. Çok hoşuma gidiyor. Abi Tiguan baksana. Kaliteli araba bilmediği için millet öyle konuşur yani. Ben şuraya bak. Jetta'yı Passat yani şu an ben Focus Mocus hikaye oldu benim için. Focus'u alacağım ama ben bu arabayı gelip alırım. Arteon'a geliyoruz. Yeni Arteon. Böyle mi açılıyor bu? Uf. Bayağı geniş bagajı var ya. Otomatik şey de var, bagaj kapağı da var. Nasıl arka taraf? Oo, arka taraf çok geniş. Bu araba çok geniş. Çok büyük araba. Uf, camları mamları şekil ya. Güzel. Şu an aynadan arka tarafı görmüyorum ama. Arkada cam yok ama. Bu Arteon bak içerisi çok geniş, rahat. Bayağı rahat. Ha, ama şaft tüneli gene var bak, kocaman İsa. Şaft tüneline bak. Ayağımdan daha büyük şaft tüneli var. İşte ben onu diyorum sana. Oğlum şu efsane çok hoşuma gitti. Hoparlör bunlar. İsa şuraya bak. Ne o? Aga bu zaten efsane bir şey. Tüneli çok güzel. Aynen. Çok güzel duruyor. Sistemi nasıl? Almak nasip olur inşallah. Aga bu çok para ya. Oğlum bunun R-Line'ı var ya, R-Line. Bitti. O manyak ya. Kıssana sesini. Kıs komple kıs ya. Hadi inelim. Yaptara bakar mısın abi? Vakum falan var herhalde bunda. Bak bir şey fark ettim. Kapıyı kapatıyorsun, cam yukarı çıkıyor. Kapıyı açacağın zaman kolu çekiyorsun, camı aşağı salıyor. Kapatıyorsun, yukarı çıkıyor. Bak bastım, cam aşağıda. Kapı koluyla aynı eşdeğer çalışıyor bak. Vallahi harbiden çok güzel bir şey. Bak sana da göstereyim, gel bak. Bu camı çok güzel değil mi? Bak sana bir şey göstereceğim. Kapat. Bak şimdi. Yukarı çekiyor. Kolu çektin ya, açmak istiyorsun. Oha. Camı aşağı indiriyor bak. İsa bilmez bunu, gel. İsa şu özelliğe bak. Tam açarken kapı açılıyor, biliyorum. Biliyor musun? 357 bin lira arkadaşlar. Para bak ya. Verilir mi, vermemez tabii. Bunu alacağım. Bunu alacağım.
Jetta. Bizim alabileceğimiz arabalardan bir tanesi. 125 bin lira. Bu da pahalı. Focus mu Jetta mı Jetta? Jetta tabii canım. Ama bu da pahalı bak. Mal mısın oğlum Jetta tabii. Şuna bakayım. Arkaya çektin ama arkayı daralttın sen baya. Bak Volkswagen'in arabalarının arkaları geniş lan. Onu fark ettim de. Bak bunun sürüş pozisyonu daha güzel. Ya onu kendine göre ayarlarsın. Arteon'da da ayarlarsın. Ama şu bak şurada ayağını bile geçiremeyeceğin bir şey var İsa. Bak şuraya. Şurayı görüyor musun? İşte ayağını bu, bile geçiremezsin bu burada. Çok kötü işte. Bu en sevmediğim bu, şey bu ya. Hem bak. Ben onu çözemedim işte. Gitti mi bakıyorum? Çekiyorum gelmiyor. Ha, sen yaptın onu. Binerken ha. Sen indirdin ya onu. Bak ya bu da çok kaba. Şurası çok kaba geldi bana şu an. Ya öyle zaten bu arabanın. Çok yeni model değil. Ama burası iğrenç olmuş yani. Şurası insanın canını sıkar yani. Bak ayağım geçmiyor bak. Kaldı ayağım. Ben diyorum işte sana çok kötü diye. Vallahi çok kötüymüş ya. Focus mu bu gabugu be? Bu salak mısın oğlum? Şunun içi... Ama sen bunun arkasına bin. Ama gerçi Focus'un da arkası zar ya. Bu bile bilsen Engin. Bir bin bakayım bir. Bunu arkaya bineceksin de. Bunun içi ben motoru geçeyim. Geç bakayım bir de ben geçeyim. Bak bak bir de şey var burada bak. Ne var? Algıcı sensör var arkadaşlar. Burada algıcı bak. Ekranı çekelim mi? Arkadaşlar şurada algıcı bir sensör var. Bir gelin aşağı ekranı çek. Bak elimi yaklaştırdığım zaman bak elimi yaklaştırıyorum. Görüyorsunuz. Bak dokunmadım. Vay be. Bak iniyor şu an. İnecek biraz bak. Hah. İyiymiş nasıl ya. Nasıl Engin arkası? İyiymiş o yani. Hani o kısa yolda gidiyor. Sen şey yaparken tam. İyi güzel 260 kadran var. Bu araba da gidiyor aslında. Ha, bayağı var bunun şeyi. Bakayım kuvveti. Gücü kuvveti var bu arabanın baya. Ama o kadar konforlu bir şey değil tabi. Bak. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu arabayı güneşin altında bırak. Bu arabayı kullanamazsın. Çok kötü arkadaşlar. Çok yanacak. Kullanamazsın. Çünkü ha, biraz böyle bir şey hissiyat var. Yakıcı bir hissiyatı var malzemelerin. Soruya geliyorum. Artıyorum. Bakmadık bile. Bakmadan direkt. Daha iyi. Nesi daha iyi oğlum salak mısın? Ben fiyatını miyatını demiyorum. Arabanın güzelliğini de. Dur bakayım. Önden çekelim. Yani şimdi babamın arabasına bindirdik. Kendimize... Artıyorsun alacağım bunu aldım. Babamın arabasına bindik yani. Her gün bindiğimiz araba zaten. Doğru. Bizim okuldaki hoca değil mi lan bu arkada gidiyor? Hangisi lan? Kadın mı? Hocaya benzer. Kadın. Oğlum o şey hoca değil. Dönerci dönerci. Papyon döner. Ben bunu tanıyorum diyor ama hoca mı acaba diyor. Papyon döner. P'ye getir diyor. Artık hepsinde sunroof var zaten değil mi? Sesi kıs ya. Hem yanımız bayi hem bir de YouTube'dan da telif yemeyelim. Bak gaza basıyorsun sonuna kadar. Hı. Sonuna kadar basıyorsun bak. Bir tane daha gidiş var bak. Bir tane sonuna daha, kadar bir giriyor. Daha bir tık daha var. Belki de o başka bir şey içindir. O ne işe yarıyor acaba? Bak yani arabanın o... içi açık olması bence daha iyi. Çok i̇şte kirleniyor. Şöyle bir koyacaksın şöyle telefonu. Arkadaşlar nereye gidiyoruz? Açalım müziğimizi. Vallahi müzik ben çalmasın. Bu arabada kendimi iyi hissetmedim ya. Ben çok beğendim. Ben çok beğendim. Bak, of ekranı bak. Niye böyle parlak diye ben onu çözemedim. Daha demin parladı ama. Otomatikte herhalde şu an. Bir dakika. Şu saat zaten çok iyi ya. Bu çok açığa niye gelmiyor ya? Bunu anlamadım. Açık olduğunda kullanılabilir diye. Güzel dokunmatiğin güzelmiş ya hissiyatı. Burada gene bir kutu içinde defterleri mefterleri benim var. Benim anlamadığım şey Allah Allah. Bu ne lan? Aa CD koyma yeri var burada. DVD falan var oğlum. Vay be. Bak çoğu arabada yok bu. Çoğu arabada yok bu. Ya bu araba bir şey söyleyeyim mi ben sana İsa? Kaliteli araba. Bak aynaya bak. Çerçevesiz ayna var. Ya ben bir şey söyleyeyim sana. Hı. Bu arabayı alıyorsun. Passat. Aynı Passat işte. Golf'e bakalım ya. Golf. Golf yok. Golf 5 para etmez. Nasıl etmez? Asıl golf araba yani. Benim en çok hoşuma. Aa yeni kasa polalar var burada.
Yeni polo. Bunların içine de bir bakalım. Ekran falan var. Bayağı geliştirmişler ya. Koltuklar moltuklar bayağı güzel. Bayağı geliştirmişler bu arabayı. Polo da güzel bir araba olmuş. Sert değil mi? Böyle. Atıyor yani. Kendi kendini çekiyor. Tamam diyor, biliyorum işte abla. Şu şeylere baksana. Evet, bu Golf. Pinelim bakayım. Oğlum bunlar dönerci ama araba satmıyor değil mi? Başka arabaya biniyorlar orada. Tiguan'a. Bu araba güzel. Bu arabayı alırsın, dolaşırsın, her şeyi yaparsın ama bu arabayı alana kadar Seat Leon alırım. Yani cidden Seat Leon alırım bu arabayı alana kadar. Hem galiba arkası da bunun o kadar geniş değil ama yine güzelmiş ya, geniş. Şu şaft tüneli çok kötü yalnız. Çok kötü. Aşırı kötü yani. Arabayı 4 kişilik yapıyorlar yani. O şaft tüneli olmasa 5 kişilik, o var 4 kişilik olur. Nasıl bu araba? Nasıl, beğendin mi? Evet. Ben bunun ekranını beğenmedim. Arkasını beğenmedim. Oo, cam tavan mükemmel. Cam tavan mükemmel. Yalnız bu araba biraz fiyatı çok yüksek. Arkadaşlar, Doğuş Oto Volkswagen'de gezdik, beğendik biz arabaları. Siz de ne düşünüyorsanız yorumlarda belirtin. Alınır mı, alınmaz mı Volkswagen? Belirtin, videoyu beğenin ve abone olmayı unutmayın kendinize. Çok iyi bakın, hoşçakalın.